21. mektuptan anne baba hakkı ile alakalı bir sohbet yapacağız inşallah. Rabbim azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin. Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hayretimizi artırsın, gayretimizi artırsın, muhabbetimizi ve şevkimizi artırsın. Artırsın ki Allah'ın anıldığı ilim meclislerine gelelim, Burada öğrendiğimiz hak ve hakikatleri hayatımıza tatbik edelim. Eş, dost, arkadaşlara anlatalım ve o noktada gayret gösterelim. Hep ifade ediyorum çünkü çok önemli, çok kıymetli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam servetimi, zenginliğimi artır diye dua etmiyor. Hayreti önceliyor. Hayret nedir Bekir abi? Değil mi? kişinin ilk defa duyduğu bir şey karşısında veya gördüğü bir şey karşısında şaşırmasıdır, şaşkınlık ifadesidir. Peygamberimiz hayreti önceliyor. Biz de inşallah peygamberi hisle hislenmeyi, kainat ve içindeki hadiselere muhabbetle, heyecanla, hayretle bakabilmeyi Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah. Gelen abi ve kardeşler olabilir. Okuyacağımız yer anlaşılır bir yer. Ee, Dolayısıyla kırmadan dökmeden iki sayfalık bir yer düz bir şekilde öncelikle okuyalım. En azından yere bir adapte olalım. Daha sonra birlikte inşallah mütalaa etmeye çalışırız. 21. mektup Bismihi Subhanehu Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim İmme yeblu anna indekel kibara ehaduhuma evkilahuma felâ tegullehuma كف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جَنَاهَا الزل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم اهتي الوالدة veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyle ise insaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkilap etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maaşetle müptela olan insan, Belki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme maişetim dardır idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıykı maişetin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim, Latif ve Kerim olan Halık celalivel ikram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. Bismillahirrahmanirrahim. İnallahü huve'r-Razzaqu zul-kuvvetil-metin. Ve kayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ve iyyakum ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın enva-i mahlukları lisan hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi muayyen bir tayınım vardı. Çok defa bana kafi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana hem onlara kafi geldi çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum onlar bana bar değil hem onlar benden değil ben onlardan minnet alırdım. Ey insan madem canavar suretinde bir hayvan insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor... Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan aceze, alil ihtiyareler ve alil ihtiyarelerin içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levle şuyuhur rukke ule le subbe aleykümül bela usabbe sırrıyla yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar sel gibi üstünüze dökülecekti ne derece sebebi def-i musibet olduklarını sen kıyas eyle. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El cezau min cinsil amel sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki Onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile hasiretü dünya vel ahire sırrına masar olursun. Eğer rahmeti Rahman istersen o Rahman'ın vedi'alarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muafakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muafakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Evet, uzun olmadı değil mi inşallah? Yani iki sayfa ama çok böyle sürükleyici, çok açık ve net bir bahis. Rabbim tekrar tekrar bu bahisten azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin. Yani bu bahse e, belki hepinizden daha çok benim ihtiyacım var. E, Allah'a şükürler olsun anne babasa, burada bilmiyorum anne babası vefat edenler var mı içimizde, Aziz abi? Sizin mi abi? İkisi de mi vefat etti? Rabbim rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize bu vesileyle rahmet eylesin. Ama sizin de evladınız var. Yani bir tarafından sizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok kıymetli bir bahis. Behlül abi de bakıyor. Belki anne babayı düşünüyor. Evlatları düşünüyor. O yüzden e, üstattan Allah binlerce kez razı olsun. Böyle mükemmel ayetlerle, hadislerle izah etmiş. İnşallah o noktada istifade edeceğiz. Bismihi Subhanehu. Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. İsra suresi 44. ayet. Üstad birçok bahsin başında bu ayeti nazara veriyor. Mükemmel bir ayet. Ayetin tamamı değil, ayetin içerisinde bir ayet. Nedir manası? Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Şöyle Cenab-ı Hak'ın yaratmış olduğu kainata baktığımızda değil mi? Yani yaratılmış zerre ve kürelerin, yani yer ile gök arasında bulunan bütün varlıkların tek bir gayesi olduğunu görüyoruz Bekir abi. O da nedir? Kendilerine mahsus lisanla Allah'ı zikretmek. Mesela yeryüzü, nebatat ve hayvanat, mevcudat ve bütün canlılar, her bir ağaç, yaprak, çiçek ve meyveler kendilerine mahsus lisanlarla Cenab-ı Hak'ın kusurdan münezzeh olduğunu ilan ediyor vahdetine ve birliğine ne yapıyor? Şehadet ediyor. Görüyor muyuz? Allah'ın iziyle nur talebeleri olarak görüyoruz. Ehli iman olarak görüyoruz. Çünkü biz kainata ve hadisata, mahlukata manayı harfiyle bakıyoruz. Allah hesabına bakıyoruz. Rabbim görenlerden inşallah bize eylesin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İmme yeblu anna indekel kibara ehaduhuma evkilahuma felâ tegullahuma üffin velâ tenherhuma ve kul lehuma kavlen kerime ve gfid lehuma cenahe zulli minel rahmeti ve kul rabbir kama kema rabbeyani sagira rabbukum a'lemu bima fi nüfusikum in tekunu salihine <Love> fe innehu kana lil evvabine gafura İsra suresi 23, 24 ve 25. ayetler mealen onlardan biri veya her ikisi kim onlar Bekir abi? Anne, baba veya her ikisi. Senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olurlarsa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: "Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet et." Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Yani Kur'an'a baktığımızda Aziz abi ona yakın ayet var. Anne baba ile alakalı. Yine yüzlerce hadisi şerif var. Valideyn hakkında. Mesela İsra suresindeki ayetleri nazara verdik ama bakmak isteyenler olabilir. Nisa suresi 36, En'am suresi 151, Lokman suresi 14, Ahkaf suresi 15, ve Bakara suresi 215'te anne babayla alakalı ayetleri Cenab-ı Hak nazara veriyor. Ve bu ayetlerin içerisinde çok enteresan bir ibare var dikkatimi çeken ve bil valideyni ihsane ifadesi geçiyor. Ne demek? Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunun. Ve bu ifade emir kipiyle geliyor Aziz abi. Ve bil valideyni ihsane. Ayetlerin birçoğunda bu var. Yani anne babaya iyilik ve ihsanda bulunun diye Cenab-ı Hak emrediyor. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande yani iş yapamaz durumda veya aciz, güçsüz, alil, hasta bir şahıs bulunan gafil. Ne demek? Duyarsız değil mi? Umursamaz. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Hangi ayet? İsra suresi 23, 24 ve 25. ayetlere. Bak Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne anne babaya şefkati celbediyor. Yani anne baba biri veya her ikisi yaşlı hallerinde çocukların yanında bulunursa çocuklarının şu beş esasa riayet etmeleri ne yapılıyor Göksel kardeş? Emrediliyor. Bakın bugün sadece şu üç ayeti ezberlesek Bekir abi yeter değil mi? çok kolay. 5 maddede bir iki defa tekrar edelim. Yani bugünkü kazanımız bu olsun inşallah. O 5 esas nedir? 1. Onlara öf bile deme. 2. Onları azarlama. 3. Onlara güzel söz söyle. 4. Onlara şefkat kanatlarını ger. Ve 5. Ya Rabbi onlar küçükken beni besleyip terbiye ettikleri gibi yaşlı hallerinde onlara merhamet et. Bakın İsra suresi 23. ayette anne babaya nasıl davranacağımız emrediliyor. 24. ayette ise anne babamıza dua etmemiz emrediliyor. Rabbim bize ve neslimize bu ayete uygun hareket etmeyi nasip etsin inşallah. Şöyle Kur'an'a yine baktığımızda tescilli kabul görmüş anne babaya edilen çok güzel dualar var. Hepinizin malumu olan dualar. Mesela İbrahim suresi 41. ayet. Bismillah. Rabbena firli veli valideyye velil mukmine yevme yekumul hisap. Ne güzel bir dua değil mi? Kabul görmüş bir dua. Ne demek manası? Rabbimiz hesabın görüleceği gün anne ve babama ve bütün müminlere mağfiret eyle. Yani bu dualarla yakaralım. Bu dualarla dua edelim. Çünkü kabul görmüş dualar bunlar. Yine Ahkaf Suresi 15. ayete güzel bir dua var. Ey Rabbim bana anne ve babama ihsan ettiğin nimetlerime, nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi nasip et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl diye böyle dua ayet devam ediyor. Şu nokta da çok önemli unutmadan ifade edelim. Allah İsra suresinin 23. ayetinin başında şu ifadeyi kullanıyor. Bismillah. Ve kadar Rabbuke elle tabudu illa iyyahu. Yani Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi. Ayetin başında kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi arkasından biraz önce ifade ettik ve bil valideyni ihsana. Ne demek? Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı emretti. Yani Allah'a ibadet emrinden hemen sonra anne ve babaya ne emrediliyor? İyilik emrediliyor. Rabbim bu emre uygun hareket etmeyi de nasip etsin inşallah. Evet, Dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanan bir hadise. Bir kısa olarak anlatılıyor ama bir hakikati ifade ettiği için paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz zamanında Alkame isminde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor, yaz kış oruç tutuyor. Bir gün hastalanıyor, Dili tutuluyor. Durumdan Peygamber Efendimiz haberdar ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Keremallahu Veç'e görevlendiriyor. Hazreti Ali Keremallahu Veç'e gence kelime-i şehadet getirmesini istiyor, getiremiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam annesi babası var mı diye soruyorlar. Sahabe Efendimiz yaşlı ihtiyar bir annesi olduğunu söylüyor. Annesini çağırıyorlar. Annesine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Alkame'ye ne oldu? Yaşlı annesi Alkame iyidir, hep ibadet eder ama ben ondan razı değilim der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dilinin tutulması bu yüzdendir buyurur. Ve hakkını helal etmesini ister. Annesi hakkımı helal etmem der. O benim hakkıma, hukukuma riayet etmedi, ben ondan razı değilim der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey Bilal asabı çağır odun getirsinler alkaymeyi yakacağız der. Tabi kadıncağız bunu duyunca dayanamaz. Ya Resulallah der yani oğlumu benim gözümün önünde mi yakacaksınız ben buna nasıl dayanırım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennemin ateşi dünya ateşinden daha kızgın ve yakıcıdır. Sen oğlundan razı olmadıkça onun yaptığı ibadetler makbul değildir der. Kadıncağız bunu duyunca şefkate merhamete gelir. Ya Resulallah ben ondan razı oldum hakkımı helal ettim der. Oğlunun yanına gider. Oğlu kelime-i şehadete getirir ve o gün vefat eder. Evet dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Kıymetli abiler çok önemli. Çok kıymetli. Anne baba hukuku çok önemli. O noktada çok gayret gösterelim ve elimizden gelen gayreti gösterelim ve onların rızasını tahsil edelim inşallah. Evet. En ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. En ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Bakın Allah azze ve celle kendi hukukunu anne babanın hukukuyla eş tutuyor. Yani Allah'a ibadet emrinden hemen sonra anne babaya iyilik emri geliyor. Buhari'de ve Tirmiz'e geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayan kişiye yazıklar olsun. Tekrar ediyorum. Anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayan kişiye yazıklar olsun. Devamında cennete giremeyenin burnu yerde sürtünsün buyuruyor. Yine başka bir hadiste ümmetim 15 kötülüğü işlerse diyor başlarına belalar iner. 15 kötülüğün ne olduğunu saymayacağız ama konumuzla alakalı olan kısmını nazara verelim. Erkekler Bekir abi iyi dinle hanımına itaat edip annesine saygısız davrandığı zaman ne olur? Başlarına belalar iner. Sahih bir hadistir. Tabi bu hadis farklı yere çekilebilir Aziz abi. Farklı yere çekilmesin. Yani biz kişinin hanımına hizmet etmesini demiyoruz. Hadis de onu söylemiyor zaten. Hanımına hizmet edecek, rızasını tahsil edecek ama anne babasını da rızasını tahsil edecek. Ona da iyi davranacak. Yani özellikle bu şekilde geliyor hadis. Pekir abi çok enteresan. Peki anne hukuku mu yoksa baba hukuku mu önce gelir aziz abi? Anne hukuku. Nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz değil mi? Bir rivayette, iki bir rivayette üç defa önce anne diyor sonra baba diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstad diyor ya zira çocuğun en sadık ve en tahammüllü bekçisi kimdir? Annedir. Baba olanlar bilir. Özellikle Bekir abi bilir. Öyle değil mi? Yani gece vakti değil mi? anne uyanıyor. Bir sıkıntı olduğu zaman anne kalkıyor. Bu yüzden anne babadan önce gelir. Ama o sadık ve şefkat kahramanı olan anneler oğlum paşa olsun diye yine üstadın ifadesiyle bütün malını verir. Hafız mektebinden alır. Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesinin tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor ki ortalama kaç sene? 60 sene ki 25-30 sene okuduğunu düşün evladının yani geriye kalıyor 30 senelik bir hayat için bütün dünyasını sarf eder değil mi? Ama hayatı ebediyesini nazara almaz. Şimdi burada yine bu söz yanlış anlaşılabilir. Hani biz çocuk okumasın işte demiyoruz. Tabi okusun mühendis olsun doktor olsun yani aynı zamanda hafız da olsun değil mi? Ahiretini de imar etsin. Yani sadece dünyaya yönelmesin. Yani nazara vermek istediğim hakikat bu. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Niye? Çünkü sürekli dünyaya hazırlıyor onu. Hayatı ebediyesini düşünmüyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek diyor. Üstad 24. lema 1. nüktede bunu nazara veriyor. Şimdi ehli dünya annelere bunu anlatamayabiliriz. Çünkü diyebilirler ya nasıl olur ben evladıma saçımı süpürge ettim yemedim yedirdim değil mi içmedim içirdim efendim dairemi sattım arabamı sattım her türlü e, onun okuması için iyi yerlere gelmesi için fedakarlıkta bulundum diyebilir. O evlat benden nasıl şikayetçi olabilir bana nasıl davacı olabilir diyebilir mi abi ehli dünya anne diyebilir ama bakın Allah Kur'an'da Abese suresi 34 ila 42. ayetlerde o günkü tabloyu çiziyor. Yani üstadın nazara verdiği o hakikati nazara veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yefirrul yevme yefirul mer'u min ahi ve ummihi ve ebi ve sahibetihi ve beni li kulli minhum yevme izin şe'nu yuni vucuhun yevme izin musfira dahiketun mustebşira ve vucuhun yevme izin aleyha qabera terhaquha qatara Ula ike humul keferatul fecera. Bakın ayetin manası şu. O gün kişi kardeşinden, arasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her bir kişinin kendine yetecek bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardır ki parlaktır, güleçtir, sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler vardır ki üzerleri tozludur. Onları bir karanlık, bir nursuzluk kaplar. İşte onlar kafirlerin, facirlerin, hakka isyan edenlerin ta kendileridir. Hani dedi ya ehli dünya anne, yani oğlum benden şikayetçi mi olacak? Oğlum benden kaçacak mı? Bakın ayet ne diyor? O gün herkes birbirinden kaçacak. Annesinden, babasından, oğlundan kaçacak. Rabbim o günümüzde yardımcımız olsun inşallah. Akla gelece gelebilecek bir soru. Anne babaya itaat, Allah'a itaat ile çakışırsa, bilmiyorum. Yani o noktada imtihanı olan var mı içimizde, Göksel kardeş, var mı? Yani anne baban sana sohbete gitme, namaz kılma diyor mu? Elhamdülillah demiyor ama diyen anne babalar var. Buna şahit oluyoruz. Yani kardeşler geliyor, anlatıyor. Yani annem babam razı değil sohbete gitmemden. İşte annem babam namaz kılmamdan dahi razı değil diyen evlatları görebiliyoruz, gençleri görebiliyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Bu durumda ne yapacağız? Tabii ki Allah'a itaat edeceğiz. Allah'a itaat öncelikli olacak. Ama müsbet hareket edeceğiz. Anne baba olduğu için kırmayacağız. Yani doğru bir şekilde anlatacağız. Onların rızasını tahsil edeceğiz. Yine biz bildiğimiz yola gideceğiz. Doğru olan yola gideceğiz. Buyur Bekir abi. Bu alakalı, küçük bir şey Buyur abi. Ben gitken, yani zayıf Biraz sesli anlat abi ufakken böyle zayıftım, böyle sıska bir çocuktum. Ee, oruca da özendirdiler bizi yani, babam Allah razı olsun. Ee, oruç tutmak istediğimde annem diyor ya oğlum sen zayıfsın tutma işte falan diye. O şefkat damarıyla da Yani karşı çıktığı için değil de, ya çocuğum zayıf işte bu tutmasın, büyüyünce tutar gibi de oluyor. Evet. Ama elhamdülillah ben tutuyordum yani. Elhamdülillah. Ya. Allah razı olsun. Yani o şefkati aslında fıtri olan şefkati yanlış yerde kullanıyor farkında olmadan. Evet çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Değil mi? Anne baba kendi hayatlarını kemali lezzetle tam bir lezzet alarak evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Yani ehli dünya ehli iman fark etmeksizin Cenab-ı Hak anne ve babanın hususan annenin fıtratına o duyguyu o hissiyatını yapmış vermiş. Yani ehli dünya da olsa hayatını evladı için ne yapıyor? sarf ediyor. Bu mihvalde yaşanmış birçok hadise var. Mesela çocuk köprüden düşüyor, anne baba yüzmeyi bilmiyor arkasından atlıyor. Yani öleceğini bile bile atlıyor. Belki hani kurtarırım hissiyatıyla, o annelik duygusuyla, belki babalık duygusuyla arkasından atlıyor. Beraber vefat ediyorlar. Geçen bir ay kadar oldu herhalde. Düzce'de bir sel felaketi olmuştur. Rabbim Felaketlerden de ülkemizi ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bir anne evladıyla sarılıyor ve bilmiyorum haberlerde izlediniz mi e, ölü olarak bulunuyor. Yani anne evladını korumak kurtarmak için sarılmış sele kapılmışlar beraber vefat etmişler. Yani işte o annenin o fıtri şefkat duygusundan kaynaklanıyor. Tabi bu durum sadece insana hasta değil yani nebatata ve hayvanata baktığımızda aynı şefkat duygusunun onlara da verildiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyor ve gözlemleyebiliyoruz. Mesela nar ağacı safi bir şarabı rahmet hazinesinden alıyor değil mi? Meyvesine yediriyor. Kendisi çamurlu ve bulanık suya kanaat ediyor. Tavuk değil mi? Yavrusunu himaye etmek için ite aslana saldırıyor. Kedi yine yavrusu kendisi yemiyor yavrusuna yediriyor. Yine bir ay önce kadar Instagram'da paylaşmıştım. Yani anne kedi yavrusu küçük yavrusunu ağzıyla almış güvenli bir bölgeye götürüyor. Yani başkalarından korumak amacıyla o şefkat duygusu ona onu yaptırıyor. Elhamdülillah yine acı bir hadise. Kedi yavrusunu araba ezmiş anne yavru yavrusunu görüyor. Yolun ortasında Bekir abi gidiyor emzirmeye çalışıyor yavrusunu. Biz ait e, e, şahit oldum. Yani emsin de sütü emsin de ayağa kalksın. Halbuki ölmüş yavru. Farkında değil. Bu ve buna benzer hadiseler bize neyi gösteriyor? Sonsuz rahmet ve merhamet sahibi bir zatın varlığını ne yapıyor gösteriyor? Elhamdülillah biz bunu görüyor ve gözlemliyoruz. Öyleyse insaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkilap etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Bu da Buhari ve Tirmiz'de geçen sahih bir hadistir. Amca ve hala peder hükmündedir, baba hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Tabi bu yakınlık tek taraflı değil. Yani amca evladı gibi görecek yeğenini değil mi? Evlat da yeğen de baba gibi hürmet gösterecek. Rabbim öyle amca ve yeğen olanlardan bize eylesin inşallah. Çok kalmadı herhalde ama sayılarını artırsın inşallah. Bir kimse geldi yine tirimizde geçen bir hadis. Ya Resulallah büyük bir günah işledim. Tevbem kabul olur mu dedi. Peygamber Efendimiz annem var mı diye sordu. Yok dedi. Peki teyzem var mı dedi. Var dedi. Öyleyse ona iyilik et dedi. Bakın bu hadisi destekleyen bir hadis. Yani annesi olmayanlar var içimizde belki. Yani teyzesi varsa ne yapacak? O teyzesine iyilikte ve ikramda bulunacak. Evet. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Yine akla gelebilir bir soru. Anne babasını sokağa atan, huzur evine gönderen bazı insanlar görüyoruz. Değil mi? Çevremizde var. Yani hayatları boyunca belki hiçbir musibete düçar olmuyorlar. Belki hiçbir ceza görmüyorlar. Yani genel kayde noktasında mesela üstad biraz sonra ifade edecek. El ceza o min cinsil amel. Yani her amel kendi cinsinden karşılık görür. Yani bu bir kaydedir. Ama bu kaydenin bazen gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunun hikmeti nedir? Yani bu ifade genelleme için sarf ediliyor, kullanılıyor. Yani genelde anne babasına hürmet etmeyenler ne yapacak? Cezasını ya evladından peşinen görecek ya da başına bir musibet gelecek. Ama gelmiyor. Gelmemesi daha sonra gelmeyeceği anlamına gelir mi Bekir abi? Gelmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın tehir etmesi, bu dünyada göstermemesi ihmal etmesi anlamına gelmez. Hatta bu dünyada görmeyenler e, vay halimize demesi gerekiyor. Yani bu dünyada görenler çok daha şanslı. Belki o kıyametin o dehşetli hengamından bir nebze ne yapabilirler? Kurtulabilirler. Zira büyük suçlar büyük mahkemede görülür diyor Üstad. Değil mi? Anne babaya bakın asi olmak, onlara eziyet etmek büyük günahlardan sayılıyor. Dolayısıyla hani üstad diyor ya 10. sözde zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Yani büyük mahkemeye bırakılıyor. Madem anne babaya isyan etmek, anne babaya asi olmak, efendim e, saygıda kusur etmek büyük günah, büyük suç. O büyük suç eğer burada cezasını görmüyorsan ne yapılıyor? Ahirete tehir ediliyor. Rabbim o noktada bizi muhafaza eylesin inşallah. Yine akla gelebilecek sorulardan söylenen ifadelerden işte zalimden alim, alimden zalim doğar diyorlar. Bu söz doğru mudur Behlül abi? Hiç karşılaştın mı? Bazen oluyor değil mi? Kısmen oluyor. Mesela kimi örnek verebiliriz? Ebu Cehil'in oğlu İkrimi'yi örnek verebiliriz. Değil mi? Ebu Cehil küfür ehli ama iklime iman etmiş sahabe olmuş. Hazreti Nuh aleyhisselam peygamber ama oğlu ne yapmış? İsyan etmiş. Oğlu Kenan isyan etmiş. Zalimlerden olmuş. Yani zalimden alim olmuş, alimden zalim olmuş. Bu bir genelleme değil. Genel, genel bir kaide değil. Ama bu tip durumlarda oluyor. Rabbim evlatlarımızı salih eylesin, saliha eylesin diye çokça dua edelim inşallah. Evet, ey derdi maişetle müptela olan insan. Yani Risale-i Nur'da böyle çok vurucu ifadeler var. Bu da serlefa olacak bir ifade. Ey derdi maişetle, geçim derdiyle mühtela olan insan. İçimizde geçim sıkıntısı olmayan var mı Ali Rıza abi? Evet. Var mıdır içimde geç, içimizde geçim sıkıntısı? Geçim derdi yani. Sıkıntısından öte geçim derdi. Yani var değil mi? Muhakkak var. Yani bakın zengin, fakir fark etmeksizin. Konumu, pozisyonu ne olursa olsun. Yani en fakirden en zengine bu geçim sıkıntısı, geçim derdi var. Mesela ben yıllar önce bir zengine e, halin, keyfi nasıl diye sormuştum. Ya işte çalışıyoruz gayet ekmek parası için çalışıyoruz. Halbuki adamın yani dedesinin şey torununa kadar yetecek serveti var ama adam o sözü sarf ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak onun fıtratına o hissiyatı vermiş. Yani o bitmek tükenmeyen istek ve arzular ona onu söylettiriyor. O geçim telaşını ne yapıyor? Hissettiriyor. Bu duygu da çok kıymetli Bekir abi. Yani özellikle fakirle zengin arasındaki dengeyi sağlamak adına çok kıymetli bir duygu. Düşünsene yani zenginde bu duygu olmasa değil mi? O zaman fakir isyan edebilirdi. Bakın çok ince nüans bir mana var. Konumuz olmadığı için orayı açmak istemiyorum. Evet. Hani başka bir yerde diyor ya üstad. Herkes dünyaya dalmış hayata perestiş eder. Ve herkes derdi maişetle sarhoştur. Ama herkes umumi manada derdi maişete yani geçim derdine müpteladır. Rabbim derdi maişetimizi en aza indirip daha fazla hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme maişetim dardır idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıkı maişetin geçim derdin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kati delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim. Bakın üstad yemin ederek ifade ediyor. Şu hakikat gayet katidir, kesindir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran, ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, merhamet sahibi, rahim, şefkat sahibi ve latif, lütuf, lütufkar, kerim, cömert, halika zülcelal, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi değil mi şahit oluyoruz. Yani çocuğun doğumuyla birlikte süt ne yapıyor vücuda geliyor. Hatta ilk 3-5 gün sarı olarak süt geliyor. Sebebi ne Bekir abi? O daha besleyici hem besleyici hem de çocuğun böbrekleri daha gelişmediği için çocuk zarar görmesin diye sarı olarak gönderiyor ve antijenler oluyor ve o antijenler de çocuğun o dediğin gibi besleyici özelliği sağlıyor elhamdülillah. Ve annenin göğsünün şişmesiyle sütün artması, bebeğin acıkması ve ona ihtiyaç duyması dikkat edin aynı paralelde. Aynen öyle de çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların ızdıkları dahi ne suretinde geliyor Aziz abi? bereket suretinde gönderiliyor. Onların iaşelerini tamakar yani açgözlü ve bahil yani cimri insanlara yükletmez. Bismillah. İnna Allaha huver kuvvetil metin. Zariyat suresi 58. ayet. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ve ke min dabbetin la tahmilu rizqahu Allahu yerzuquha ve iyyakum. Yine Haç Ankebut suresi 60. ayet yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın enva-i mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hani dersin başında dedik ya kainata ve hadisata eğer manayı harfiyle Allah hesabına bakabilirsek görebiliriz bütün mahlukatın tesbihatını. Yine Allah hesabına kainata bakabilirsek bütün mahlukatın canlı cansız bütün varlıkların hep hepsinin Cenab-ı Hakk'ın rezzak olduğunu ilan ettiğini ne yapabiliriz? Duyabiliriz. Elhamdülillah o gözle bakıyoruz ve o kulakla işitiyoruz. Rabbim o gözle bakıp o kulakla işiten kullarından bizi eylesin inşallah. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bakın Üstad mükemmel kedi misalinden anne baba misaline mükemmel bir örnek verecek. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayının vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana hem onlara kafi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal yani bir kere değil bir çok defa tekerrür etmiş. İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum.'' Kati bir surete ilan ediyorum. Onlar bana bar değil, yük değil. Hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Niye? O yarım ekmek tayın üstada yetmiyor. Ama kediler misafir geliyor. Onlarla paylaşıyor. Onlarla paylaştıktan sonra ne yapıyor? O ki artmaya başlıyor ve bu birkaç defa tekrar ediyor. Ey insan, madem canavar suretinde bir hayvan insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan aceze aciz, alil hasta ihtiyareler. Ve o alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide, baba ve anne ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levle şuyuhu şuyuhu rukke ule subbe aleykümü bela sabbe sırrıyla yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti ne derece sebebi, sebebi def-i musibet olduklarını sen kıyasıyla gerçekten şöyle tefekkürü bir nazarla baktığımızda yani eğer evimizde anne yaşlı anne babamız var olduğunda yani başımıza birçok musibetin gelmediğini birçok kazanın gelmediğini eğer onlara muhabbet ve hürmet gösteriyorsak gelmediğini ne yapabiliriz görebiliriz. İşte ey insan aklını başına al eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın hani ihtiyarlar diyor ya ben genç olmayacağım ama değil mi sen ihtiyar olacaksın eğer. Allah ömür verirse. El ceza u min cinsil amel sırrıyla. Yani her amel kendi cinsinden bir şeyle karşılık görür sırrıyla. Sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Bu bir kaydedir. Biraz önce ifade ettik bu belki gerçekleşmeyebilir bu dünyada. Cenab-ı Hak tehir edebilir ama ihmal etmez. Yani öbür tarafa bak kalması çok daha sıkıntılı ve tehlikelidir. Evet eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define onlara hizmet et. Rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen ya benim ahiret inancım yok. Ben iman ehli değilim. Ateistim diyebilirsin. Ama sen dünya ehlisin. Yani iman ehli olmayabilirsin ama dünya ehlisin. Üstad hiç açık kapı bırakmıyor Behlül abi. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki Onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istisgal etmek, onları istememek, ölümlerini temenni etmek var mıdır abi? Yani anne babasının ölümünü arzu eden var mı içinizde, çevrenizde insanlar? Elhamdülillah bizim içimizde yoktur Allah'ın izniyle ama çevremizde duyuyoruz ve gö gözlemliyoruz. Anne babasının ölümünü arzu eden insanlar var. Evet. Onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri teessür kaplerini rencide etmek ile hasiretü dünya vel ahire sırrına masar olursun. Haç suresi 11. ayet. Dünyayı da ahireti de kaybetti sırrına masar olursun. Allah muhafaza. Eğer rahmeti Rahman istersen o Rahman'ın vedialarına bakın çocuklar bize emanet değil mi? anne baba yaşlı anne baba da yaşlanınca nedir? Bize emanettir. Kimin emaneti? Rahmanın emaneti. Yani Cenab-ı Hakk'ın emaneti. O Rahmanın vedialarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden bitiyor son paragraf. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Bakın ifade mükemmel. Ahiret kardeşlerimden Ali Rıza abi. İnşallah biz de üstadın ahiret kardeşlerinden oluruz. Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muafakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muafakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men el cennetu tahta aktemil ümmehat ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım cennet annelerin ayakları altındadır buyuran zata ve bütün al ve asabına salat ve selamet. Subhaneke la ilmelene illa me'allemtene inneke entel alimul hakim.